Peki e, Özay Bey siz ne nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'nin bu coğrafyada böyle e, tek başına diyelim mi hatta? Şöyle aslında e, Türkiye bir de Türkiye'nin etki sahasını ikisini bir arada ortaya koymak lazım. Yani niye? Mesela biz neyi gördük? Bu Eylül ayında New York'ta e, Özbekistan, Kazakistan, e, Kırgızistan vesaire devlet başkanlarıyla ABD başkanı bir araya geldi. Sonra yine 5 Türk Cumhuriyeti'nin devlet başkanı Almanya tarafından Berlin'e davet edildi. Şimdi Türkiye'nin bir coğrafi etkisi, iki bölgesel güç olma yolunda bakın bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri ile temel problem neydi? Amerika diyordu ki sen benim politikama rağmen bir politika izleme. Şimdi bugün artık tamam sen bölgesel bir politika izliyorsun gel biz beraber ne yapabiliriz noktasına geldi mesele. İki, Türkiye'nin etki alanları yani şimdi Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'nda neyi gördük biz? Şunu gördük. Türkiye girdi oyun değiştirici olarak 30 küsür yıldır devam eden bir sorunu çözdü. Amerika buradan ne kazandı dersen şunu kazandı. Erivan Moskova'dan tamamen koptu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Fransa'ya yanaşma çabasında. Dolayısıyla ülkeler bu coğrafyada güçleriyle değerlendirilir. Şimdi. Türkiye'nin ekonomik gücüyle ilgili birçok şey söylenir ve derler ki ekonomisi güçlü olmayan ülke güçlü olamaz. Hiç öyle değil. Niye öyle değil? Bakın Kanada ekonomik olarak güçlü mü? Güçlü. Ama ordusuna asker bulamadığı için Kanada'da oturma izni alanları Kanada ordusuna almaya başladı. Türkiye'nin en büyük gücü bu anlamda Türk Silahlı Kuvvetleridir. Ve bölgedeki etki çarpanı şimdi ne oldu? Terör koridoru yaratmak istedin. Suriye'de ayrı ayrı operasyonlarla Türkiye bunu engelledi mi? Engelledi. Sen Türkiye'nin içine terör ihraç etmeye başladın. Türkiye Irak'ın kuzeyinde güvenlik kuşağını oluşturdu mu? Oluşturdu. Sen Doğu Akdeniz'de oldu bitti yapmak istedin. Türkiye buna izin vermeyeceğini, bunu sert mücadeleye gerekirse çatışma dair olmak üzere göze aldığını gösterdi. Şimdi bütün bunların olduğu yerde Balkan coğrafyasında iş yapmak zorundaysanız, Eski e, Osmanlı egemenliği ve, ve işte Boşnaklardan başlayıp Makedonya'ya kadar uzanan bir kültür zenginliğiyle beraber Türkiye'yi yanınıza almak zorundasınız. Orta Doğu'da iş yapacaksanız, Suriye'de yapacaksanız öyle, Irak'ta yapacaksanız öyle, Kafkasya'da yapacaksanız öyle, Karadeniz'de yapacaksanız öyle. Bütün bunları alt alta yazdığımız zaman e, Türkiye'ye niye bedel ödettirildiğini de öz itibariyle görmek lazım. Yani biz bedel ödemedik mi? Çok ağır bedel ödedik. nerede bedel ödedik? Mesela Ray Brunson davasında bir evangelistle ilgili olarak bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Amerika adına utanç vericidir o mektup. bütün diplomasi kurallarını alt üst eden, bir devlet geleneğine yakışmayan, e, CEO kılıklı bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sıfatlı birinin yaptığını gördük. Bunun ekonominizi mahvederim tehditlerini gördük. Daha acısını söyleyeyim. Türkiye'nin en fazla siyasi ilişkide olduğu ve tarih boyunca en iyi ilişki yaşadığı ülke Almanya'dır. Şu anda Almanya Türkiye'ye hala fiilen silah ambargosu uygulayan tek ülke. Deniz kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını bile karşılamıyor Almanya. Ve biz artık Olaf Scholz'la kesin bir hesaplaşma gidiyoruz. İşte geliyor bakalım Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier. Göreceğiz ne yapacağını ama bu Nisan sonu ve Mayıs'ın ilk haftası... Hatta ilk 15 gün Türkiye açısından da son derece ilginç olacak. Ne olacağını söyleyeyim. Yunanistan Başbakanı geliyor. Almanya Cumhurbaşkanı geliyor. Cumhurbaşkanı Beyaz Saray'a gidiyor. Şu anda bölgesel birçok konuyu, mesela şimdi bir Kıbrıs meselesi nereden, nasıl, ne kadar uzatılır? Avrupa Birliği'nin son metninde işte uluslararası şeye göre, e, anlaşmalara göre diye bir cümle var. O zaman uluslararası anlaşmalar geçerliyse Kıbrıs'ın AB'ye üye yapılmaması gerekirdi. Çünkü 60 kurucu anlaşması der ki daha doğrusu e, Türkiye e, Yunanistan e, İngiltere arasında imzalanan anlaşma e, Türkiye ve Yunanistan üye olmadığı bir yerde ne işi var Kıbrıs'ın? Alınmaması Doğru, gerekiyor. Sağlıkta da verilen taahhüt var. Ta tansu, tansu, yani şey halsinki de ra, rahmetli Ecevit'e verilen taahhüt var ama biz 95'te Gümrük Birliği hakkımız olan bir şeyi alırken eee Kıbrıs'ın kesimine üyelik perspektifi verilmesini maalesef kabul ettik. Ve 99'da Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın yazdığı mektubu da yedi Avrupa Birliği. Bunu şunun için ben de biraz geniş özetledim ama bakın bir bedel ödedik mi? Evet ödedik. Hala bedel ödemek durumunda mıyız? Durumundayız. Niye? Bölünmekle tehdit edilen İran'ın Süleymaniye'de terör örgütüyle ne iş bitirdiğini bilemiyoruz. Tıpkı Mazlum Abdi'nin niye hala Amerika Birleşik Devletleri'nin üstünde tutulduğunu bilemediğimiz gibi. Ama bildiğimiz şey şu biz güçlü bir ülkeyiz. İki, biz bedel ödemeye alışkın bir ülkeyiz. Yani şöyle söyleyeyim sana, hiçbir ekonomik kriz Türkiye'nin özgürlüğüyle ilgili bir tartışma konusu olmaz. Özgürlüğü ve bağımsızlığını bu ülke Kurtuluş savaşında öyle kazandı. Bedelini öder ama alır. Amerika Birleşik Devletleri de bunu fark etmiş durumda. Moskova da fark etmiş durumda. Bölgede kim varsa bunu fark etmiş durumda. Hikayenin özeti şu. Buradan nasıl çıkarız? ya yani Bu e, ateş çemberi e, ya da bu e, iki ucu yer yer kirli olan değnekten nasıl çıkarız en az zararla? E, şöyle söyleyeyim. E, güçlü bir ordu ve e, bir kez daha söyleyeyim bir devlet politikası izleyerek. Niye? Burayı açmama izin ver. Ee, Libya'da Türkiye'yi düşman ilan eden ve bizim mavi vatanda baz aldığımız o e, deniz hukuku anlaşmasını e, iktidara geldiği gün kaldıracağını söyleyen Hafter'e Türkiye'den bir siyasi parti temsilci yolladı. HDP Hafter'e temsilci yolladı ve e, onunla beraber işbirliği yapmaktan bahsetti. Türkiye'de biz devlet politikalarını... En azından HDP'ye geçtim ama siyasetin diğer ayakları muhalefet olur, kavga olur, ben senden daha iyi yönetirim olur bunların hepsine eyvallah. Ama çok kötü sınavlardan geçtik biz Mayıs'a gelinceye kadar. Ee, o yüzden bunu bir milat olarak kabul etmek ve e, bundan sonra o devlet politikasının etrafında her partinin birleşmesini sağlamak lazım. Niye? En sağdan bakarsan da tam bağımsızlıktır. En soldan bakarsan da deniz gezmişlerin işte Samsun'dan Ankara'ya yürüyüşleri tam bağımsız Türkiye'dir. Ortak payda tam bağımsız Türkiye olduğu için de bunun içini doldurarak davranması gerekiyor. Muhalefetinin de iktidarının da hepsinin. Sadece bu iktidara düşen bir görev değildir. Peki Masum Bakanım. Şimdi ben bu haritadan e, dört noktaya önem veriyorum. Geri kalanı yaşandı geçti. Aslında bunlar tekrar alevlenme Türkiye, riski var. mı Alevlenmez. Türkiye'nin bu konuda bu olaylar olurken bugüne kadar davranış itibarıyla bir deneyimi var. Yani Bosna'da zamanında biz ilgilendik. Kosova'ya taraf olduk. Destek verdik. Rusya ile ilişkilerimizi hep iyi tuttuk burada bizi ilgilendiren savaşları söyleyeyim. Yani daha doğrusu ihtilafları Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı bizi ilgilendiriyor. Çünkü Azerbaycan yanında yer almak bizim vazgeçilmez bir tutumumuzdur. Bizi ilgilendiren şey şu anda savaş hali olmamakla birlikte bu gelişmeler illerde Kıbrıs'ta sorun çıkartma olasılığı var. Bu konuda duyarlı olmalıyız. Bizi ilgilendiren konu Ukrayna-Rusya savaşının NATO savaşına dönüşmesi halinde bizim davranışımız, tutumumuz önemli. Ve şu anda Gazze'de olup bitenler, İsrail'deki gelişmeler geri kalanlardan bizi ilgilendirmez ama bizi ilgilendiren esas çevremizdeki ateş hattı, Güneydoğu'da yaratılmak istenen terör ve bölücülük faaliyetleridir. Bu konuda bu nedenle bizim Suriye, Irak'ta bir dağları aşan bir güvenlik koridoru oluşturma durumunu hızla gerçekleştirmeliyiz. Şimdi Türkiye şu ya da bu şekilde bir devlet aklına sahiptir. Hangi hükümet gelirse gelsin, iktidarı muhalefeti sonuçta bulduğuyla yürümek zorundadır. Yani bugün mesela muhalefet Libya'da asker bulundurmaya muhalefet diyor. İktidar olsun inanın onlar bu sefer orada asker bulundurma önerilerinin sahibi olacaklar. Çünkü Türkiye'deki devlet halkı, Türkiye'deki yapı bunu gerektiriyor. Biz şeyine bakmayalım. Burada Türkiye'nin şu önemi var. İlişkileri geliştirmesi, ilişkileri yürütmesi ve ona göre davranması önemlidir. Geçmişte yakın zamanda yaptığımız hatalar var mı? Var. Suriye'de yaptığımız hatalar var. Başka yerlerde yaptığımız hatalar var ama şu anda o hatalardan çıkma noktasındayız. Yani bazı ilişkilerde, bazı şeylerde. Burada Türkiye'nin önemli tarafı şu. Bu kadar birbiriyle ihtilaflı olan ülkelerin bir birisiyle Türkiye dostluğunu bozmu. Bakın şimdi Irak'ta yani bir farklı yapı var. Amerika Birleşik Devletleri bunu gerçekleştirdi ve oradaki görünmeyen, tartışılmayan şey, oradaki petrol pazarlamasını, dağıtımını Amerika eline aldı. Yani bu süreç içinde bu gerçekleşti. 22 Nisan'da önümüzdeki hafta giderler İnşallah Bu seyahatte önemli bir fonksiyonu olur. Abdülkadir Selvi de bu grupta yer alır. Yani önemli görüyorum ben son zamanlardaki yazıları, çıkışları. Evet. Belli açıdan çok önemli. Başkan Erdoğan. Herkes Abdülkadir Bey'e saldırıyor ama Abdülkadir. Göksanım da Göksanım da heyette. Birlikte gazeteciler olarak takip edeceğiz Irak yani. Bu Kadir Bey de vardı değil evet, mi? Abdülkadir Vallahi Bey bilmeden var. dua ettim Abdülkadir'e. Yani olman için önemlidir yani. 12 yıl <laughs> sonra. Siz de berabersiniz. Evet 12 yıl tamam, sonra. Bakın bu Sayın mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan. neden önemlidir? Bugüne kadar terörle ilgili ilişkimiz yalnız eee özerk yapıyla ee, Barzani grubu ile diyalog halindeydik. Şimdi merkezi hükümetle birlikte gerçekleştiriyoruz. Ve bu gerçekleştirme sonucunda bizim daha güçlü olmamız sağlanacak. Ee, diğer taraftan İran'la şu anda ilişkilerimiz çok iyi. Yani İran'ın her ne kadar... Buradan devam edelim mi? Bunu çok merak ediyorum. Şimdi e, merkezi yönetimle ilişkilerimiz Tüm sorunlar konuşulacak, masaya yatırılacak. Bağdat ve Erbil olmak üzere iki ayağı olacak bu zirvenin ama e, çok kısa bir şekilde Yunus'a sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri bu ziyareti nasıl değerlendiriyor Yunus? Çünkü artık Türkiye e, kendi sorunlarını e, direkt temaslarıyla görüşecek değil mi? İlginç bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nden bu Irak yönelik orada Irak'ın kuzeyine yönelik bir askeri operasyon ya da Irak'la olan direkt bu ilişkiler konusunda bir açıklama gelmedi. Bu hafta başında Irak Başbakanı Sudani Washington DC'deydi. Baş, başkan Biden'la görüştü. Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le görüştü. Ben bu görüşmelerde yapılan basına yapılan başlarında kısa açıklamalara basın toplantılarına baktığımda hiçbir şekilde ne Sudanlı tarafından ne de e, Amerikalı yetkililer üst düzey e, bir başkan bir dışişleri bakanı sonuçta bunun gündeme getirildiğini görmedim. Ben burada biraz daha önce Pentagon'a mesela sormuştuk. Aralık ayının sonunda Türkiye oraya bir operasyon düzenlemişti. O zaman sorduğumda mesela CNN Türkiye yaptıkları açıklama çok ilginçti. Ve hala oradan biraz ben referans alıyorum. Bu önümüzdeki aylarda gelmesi muhtemel olan bir askeri operasyon ile O zaman demişlerdi ki Irak hükümetiyle koordineli ilerleyin. <laughs> Irak hükümetinin egemenliğini, Irak'ın egemenliğini... E Nasıl diyeyim onun Türkçe karşılığı hani e, onu yok saymayın bu şekilde operasyon gerçekleştirin demişlerdi. Ben daha sonra biraz yine eşelemiştim. hani bu Irak'a yönelik muhtemel askeri operasyon acaba bir tepki alacak mı Pentagon'dan diye yine açık bir tepki gelmemişti yani benim buradan aldığım hava hani kokladığım haliyle bilmiyorum tabii Ankara'da belki Abdülkadir Selvi daha e, net daha hani elle tutulur bir şey duymuştur ama benim aldığım hava buradan ABD bunun önünde duracak. Hani Suriye'deki operasyonlarımıza yıllar önce, 6 yıl önce, 5 yıl önce, 6 yıl önce yaptığı tepkiyi verecek gibi bir hava almıyorum. En azından benim şu an Washington'da gördüğüm durum bu. Tabi bir de bu 2 hafta sonraki, pardon 3 hafta sonraki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyaretinde evet, de gerçekten. mutlaka masaya yatırılacak, <laughs> gündemde olacak konulardan biridir diye de tahmin ediyorum. Peki.